Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın bu dilimde yayınımıza katılıyor. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi diplomasiye bir bakalım dedik. Oldukça hareketli. Arda arda önemli açıklamalar var. Takip ettiğimiz çok önemli notlar var. Yeni haber şu: Ermenistan'dan geldi. Yine karıştı manşetini attık biz. Şu anda ekranlara gelen bu görüntüleri izleyicilerimize ben bir kez daha anımsatayım. Erivan'da hükümet binasında bakanların odalarının da bulunduğu bir alan. Burayı muhalif olanlar bastılar diyebiliriz görüntüler ekranlarda ve bundan sonraki süreçte desteğin verilmemesini istediler Nikol Paşinyan'a. Hocam, Ermenistan'da iş nereye gider? Size yönelteceğim ilk soru olsun. Ermenistan'da çok taraflı bir güç mücadelesi yaşanıyor. Şu andan sonucu kestirmek çok kolay değil. Paşinyan iktidara gelirken biliyorsunuz Karabağ kökenli aşırı milliyetçi bir siyasi grubu bir anlamda devirerek ve onların yerine gelmişti. Ve aslında iktidara geliş döneminde de çok umut veriyordu hem ülkedeki Ermenilere hem de uluslararası kamuoyuna. Fakat daha sonra belki biraz da bu devirdiği grubun yerine geçerken meşruiyetini sağlamlaştırmak adına fazla milliyetçi politikalara yöneldi ve özellikle Yukarı Karabağ konusunda eski ekibinde gitmediği kadar sert bir noktaya doğru evrildi. Bunun sonucunda işte çıkan çatışma ve bugün gelinen nokta var. Şimdi ülke içerisinde çok kapsamlı, çok geniş bir grup aslında Paşinyan'ın erken seçime gitmesi çağrısında bulunuyor. Yani siyaseten sorunu çözmek için aslında bir erken seçim yatıştırır ortamı diyordu. Fakat Paşinyan çekilmemekle direndi. Ve sonuçta işte geçen hafta başlayan aslında Ermeni ordusundan da bir anlamda bir muhtırayla başlayan süreci izliyoruz. Bugünden kestirmek mümkün değil çünkü Ermenistan'da bu tür şeyler var, bir tecrübe, bir geçmişi var. Daha önce parlamentonun da silahlı kişiler tarafından basıldığını biliyoruz bundan uzunca bir süre önce. O yüzden her an her şey olabilir, biraz yakından takip etmek lazım. Fakat sokakta hala güçlü olduğu, sivil halk nezdinde önemli bir desteğe sahip olduğunu da buradan söylemek lazım. Erivan'da bugün 3 ayrı miting var. Dolayısıyla sokakların fazlasıyla hareketlenmesi de bekleniyor. Biz takip etmeyi sürdürüyoruz. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman dünyaya başka neyi yakından takip ediyoruz bugün derse izleyicilerimiz, neyi yakından takip ediyoruz? Başkan Biden konuşacak. Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın rolü nedir, ne değildir? Türkiye önemli raporlar açıklamıştı, kamuoyuyla paylaşmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun zamandır zaten devam ediyordu. Prens Muhammed Bin Selman'a yaptırım uygulanmaması kararı açıklandı hocam. Yazarlarca da bugün gazetelerde şöyle bir baktığımız zaman 200'lü bir tavır olarak da değerlendirilmiş. Siz nasıl buluyorsunuz ve Joe Biden size göre nasıl bir açıklama yapacak akşam? Yani bana şaşırtıcı gelmedi. 200'lü bulunabilir ama sonuçta Amerika'nın daha önce yaptırım uyguladığı ülkelere bakın. Rusya, Çin, İran, hatta Türkiye'ye de yaptırım uygulandı. Hiçbirinde devlet başkanlarına yönelik bir yaptırım yok. Her ne kadar Prens Bin Salman ise de Prens şu anda ülkeyi fiilen yöneten kişi ve ona yaptırım uygulanması demek ilişkilerin kopartılması demek olacaktı. Amerika bunu bugüne kadar tercih ettiği bir politika yöntemi değil. Başka ülkelerde de tercih etmedi. O yüzden Suudi Arabistan'da yapmıyor olması şaşırtıcı değil. Ama hani bütün bu eleştirilere rağmen yapmıyor olmasının iki yüzlü politik olarak adlandırılabilir. Pek çok kişi de yapıyor. Ama bu zaten Amerika'nın geleneksel Orta Doğu politikasının bir parçası. Burada daha önemli olan, hani prense bir doğrudan yaptırım uyguladığı uygulamadığından daha önemli olan Biden'ın yeni Orta Doğu politikasının çerçeveleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bir tanesi İran'a karşı Obama dönemindekine benzer bir politikaya kayılacağı. Sertlik bir taraftan sert dururken, örneğin İran yanlılarının bombalanması Suriye'de buna işaret ederken, diğer taraftan nükleer konuda müzakere üzerinden bir anlaşmaya varma çabası var. Diğer tarafta İsrail'le olan ilişkilerin
Trump döneminde olduğu kadar gözü kapalı bir şekilde İsrail desteğine evrilmeyeceği, oradan uzaklaşacağı ve Amerika'nın daha geleneksel İsrail duruşuna geleceği anlaşılıyor. Şu ana kadar ortaya çıktı. Üçüncü ayakta da işte Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın olduğu, yine Trump döneminde çok uzun zaman gözü kapalı desteklenmiş olan Arap muhafazakar toplumlarının, devletlerinin o kadar desteklenmeyeceği düşünüyoruz. Bunu da ilk olarak Yemen'de gördük. Yemen'deki fiili Amerikan desteğini çekti ve şimdi de aslında çok uzun zaman önce hazırlanmış olan bu istihbarat raporunu yayınladı Suudi Arabistan'a karşı. Dolayısıyla evet, orada farklı bir yere evrildiğini ve Suudi Arabistan'ın da bir evrilme sürecine, değişim sürecine girmesi gerektiğini işaret eden bir politika açılımı görüyoruz. Şimdi siz üç ayakta anlattınız yeni dönemde Orta Doğu politikasının hangi parametreler üzerinden şekilleneceğini. İran konusunu biraz daha detaylı konuştuktan sonra Ankara-Tahran ilişkilerini size sormak istiyorum. Şimdi siz az önce kısaca değindiniz ama izleyicilerimize ben bir hatırlatayım. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a gözdağı manşetiyle haberlerde de yerini bulmuştu, biz de aktarmıştık. Nükleer satranç, o anlaşma ihtimali bir taraftan masada durmaya çalışırken Biden yönetimi Suriye'deki İran yanlısı milisleri vurmuştu. Şimdi bunun üzerine de şöyle yorumlar yapıldı hocam. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir yumuşama olabilir nükleer enerji başlığında. Ama Amerika'nın bölgeyi vurması da şu anlama geliyor: hayır, Amerika burayı da boş bırakmayacak demek. Size göre nasıl yorumlamak lazım? Ankara bu işin neresinde duruyor? Şimdi şu ana kadar Biden yönetimi hem yumuşak hem sert unsurları bir arada kullanarak Amerika'nın bölgede yönlendirici etkisini yeniden oluşturmaya çalışıyor. Büyük ölçüde son yıllarda bunun kaybolduğuna dair bir gözlem ve analiz hemen hemen herkesin, Amerika'yı takip eden herkesin uzlaştığı bir görüş vardı. Orta Doğu'da Amerika aslında yönlendirici olmaktan uzaklaştı. Şimdi bir taraftan ilgili taraflarla yakın diyaloğu yakın tutarak, diğer taraftan da gerektiğinde askeri güç kullanabileceğini göstererek, ki başkanın daha hani ilk ayı içerisinde derhal askeri güç kullanıldı. O nedenle çerçeveyi doğru çizip Amerika'nın yumuşak görüşelim havasının bölgede yanlış anlaşılmamasını sağlamaya yönelik ve bir misilleme gerektiğinde de bunu yapabileceğine işaret eden bir duruş var. Bu aslında bütün bölge ülkelerine verilen bir mesaj bence. Yani sadece İran'a verilmiş bir mesaj değil. Şu ana kadar diğer ülkelerle olan ilişkilerde ve söylemlerde de bu yavaş yavaş tekrarlanmaya başlamış bir duruş oldu. Evet. Evet, şimdi Suriye ekseninde Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İran dedikten sonra Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili İran'dan gelen açıklamalar vardı. Ve sonrasında karşılıklı olarak büyükelçiler çağrıldı. Hocam bize bir anlatır mısınız? Bütün bunlar yaşanırken Ankara ve Tahran arasında ne oluyor? Şimdi bundan önce bir şey daha söyleyeyim, bir cümleyle. Tabii. Amerika'nın Orta Doğu'daki farklı bölgelere yönelik politikaları belirmeye başladı. İki alan daha netleşmedi, onu bekliyoruz. Birisi Mısır. Hı hı. Mısır politikası ne olacak, o konuda daha henüz bir şey yok. İkincisi de Suriye ve aslında bunun üzerinden Türkiye politikası ne olacak? Bunlar daha henüz belirlenmedi ve nitekim Biden'ın henüz görüşmediği devlet başkanları listesine bakarsak Mısır ve Türkiye burada önemli aktörler olarak Orta Doğu'da duruyor. Yani politika şimdi henüz belirlenmediği için mi böyle bir doğrudan görüşme olmadı diyorsunuz siz? Evet, çünkü Biden yaptığı görüşmelerde o ülkeyle ilgili beklentilerini ve o ülkeyle nasıl bir ilişki kuracağını da anlatıyor ve konuşuluyor. Dolayısıyla Türkiye açısından bakıyorsak Türkiye'nin henüz nereye oturacağı konusu daha netleşmemiş diye tahmin ediyorum Washington'da. Peki, bu da önemli bir nokta. Devam edelim Ankara-Tahran ilişkileriyle. Evet, İran-Türkiye meselesi biraz şöyle daha büyük bir resimden okumak lazım.
Ne zaman Amerika Birleşik Devletleri ile İran ilişkilerinde bir yumuşama olursa ya da bunun emareleri olursa Türk-İran ilişkilerinde mutlaka bir gerginlik oluyor. İran sıkıştığı dönemlerde Türkiye ile ilişkilerini hep alttan alan, yumuşak tutan bir ülkedir. Ama sıkışmadığı dönemlerde Türkiye-İran bölgedeki rekabeti biraz kaçınılmaz. 400 yıla uzanan bir rekabetten bahsediyoruz. Irak konusunda tabii İran son yıllarda özellikle İran'ın kuzey ile ilgili ciddi açılımlar gerçekleştirmişti. Haçlı Şabi üzerinden etkinliğini artırma yoluna gitmişti. Başka örgütler de var İran etkisinde olan yörede. Ama Türkiye'de son birkaç aydır bu bölgede PKK üzerinden bir müdahale içerisinde. PKK'yı sınırın aşağı yukarı 30 kilometre ötesinde tutacak ve bölgede artık neredeyse sürekli hale dönüşmüş olan geçici üslerle bunu yapmaya çalışıyor. Bu tabii bölgenin ve alanın kontrolünü Türkiye'ye kaydırıyor veya Türkiye ile ittifak içerisinde olan birlikte hareket eden Kuzey Irak'taki Kürt gruplara kaydırıyor. Bu da tabii İran'ın hoşuna gitmiyor. Aslında bütün mesele buraya gelip düğümleniyor. Bu tepki biraz bunun sonucu. Suriye'de de şu anda işler tıkanmış olduğu için Türkiye, Rusya, İran üçgenindeki işbirliği modelinde biraz tıkanma yaşandığı için İran bir açılım olarak Irak'ta Türkiye'ye tepki göstermeyi seçmiş olduğu anlaşılıyor. Bekleyip biraz daha göreceğiz. Doğrudan bir çatışma ben beklemiyorum. Ama İran'ın mutsuzluğu anlaşılıyor buradan. İran'ın umutsuzluğu anlaşılıyor son cümleniz. Aslında bir taraftan da manşet olmuş oldu. Profesör Doktor Mustafa Aydın, teşekkürler. Sağ olun yayına katıldığınız için. Rica ediyorum. Önemliydi Yayınlar. yaşanan tüm diplomatik